Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın 3. çalışma iş gününden sesleniyoruz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Sayın seyirciler, Tunceli'nin merkez kırsalında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında önceki gece çıkan çatışmada ağır yaralanan askerlerimizden iki tanesi şehadet şerbetini içti. İkisinin tedavisi sürüyor ve hain çatışmada şehit olan askerlerimiz için bugün Elazığ'da uğurlama töreni düzenlendi ve şehitlerimiz baba ocağına toprağa verilmek üzere gönderildi. Gece saatlerinde Tunceli'nin merkez kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kahraman asker yaralanmıştı. Yaralı jandarma uzman çavuşlardan Ökkeş Ede ile Emre Üçkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Elazığ'a getirilip havalimanında tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Vedat Çolak, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erken katıldı. Şehitlerimiz Ede ve Üçkan'ın askerler tarafından helikopterden alınan naaşları katafalka konuldu. Ede ve Üçkan'ın özgeçmişi okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Allah'ın hiç kimseye vermediği rızıklarla katında rızıklandırılmaktadır. Ya Rabbi, bu şehitlerimizi makamında, mekanında sayısız nimetlerle ödüllendir Allah. Ya Rabbi, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Yapılan duaların ardından şehitlerimiz uzman çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye'ye, uzman çavuş Emre Üçkan'ın naaşı ise memleketi Kütahya'ya gönderildi. Medya grubumuz olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın seyirciler, bizler de şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken terörün her türlüsünün bir an önce ülkemizden def edilmesini temenni ediyoruz ve biz Akşam Ajansı'na bir başka haberle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, geçtiğimiz Ocak ayında açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan Cip Köyü jeotermal su kuyusunun yer aldığı sahanın işletmesi 30 yıllığına Elazığ Belediyesi'ne geçti. Elazığ Belediyesi bu 30 yıllık süre içerisinde jeotermal su kaynağının bulunduğu alanda yapılacak olan yatırımlar, seracılık ve termal tesis işletmeleriyle şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Geçtiğimiz Ocak ayında açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan Cip Köyü jeotermal su kuyusunun yer aldığı sahanın işletim hakkı Elazığ Belediyesi'ne geçti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sahanın tasarrufunun Elazığ Belediyesi'ne geçmesiyle birlikte belediye öncülüğünde bölgeye önemli yatırımlar kazandırmayı amaçladıklarını belirterek Cip Köyü'nde bulunan ve 2300 metre derinlikte 60 derece sıcaklıkta su çıkan Cip Köyü jeotermal su kuyusu Elazığ ve bölge adına çok önemli. Sahanın tasarrufu 30 yıllığına Elazığ Belediye'mizde olacak. Bizim öncülüğümüzde yapılacak yatırımlarla şehrimiz önemli kazanımlar elde edecek. Özellikle alanda sağlık turizmi noktasında yapılacak yatırımlar şehrimize önemli katkılar sağlayacak.
Elazığ'da son yılların en büyük enerji yatırımlarından biri olan jeotermal kuyusu sayesinde turizmden enerjiye birçok alanda büyük bir atılım gerçekleşecek. Elazığ Belediyesi olarak sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak kaynak suyunun en iyi şekilde değerlendirilmesine öncülük edeceğiz. Elazığ Belediyesi tarafından kurulacak şirket sayesinde de bu alanda yapılacak yatırımların öncüsü olacağız. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nden gelecek sıcak su raporlarına göre Avrupa Birliği'ne proje hazırlayacak ve bölgeye çok güzel bir sağlık tatil köyü kazandırmak için yatırımcı firmalarla görüşeceğiz. Tabii bu su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacak. Özellikle seracılığın gelişmesi açısından bu kaynak suyu çok önemliydi. İnşallah öncülük edeceğimiz yatırımlarla hem tarıma hem de turizme, dolayısıyla da ekonomiye ve istihdama çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Daha önce istihdam ve kalkınma projeleri başlığı altında açıkladığımız bu projemizde önemli bir mesafe kat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtiyor, yapılan ihalenin ve sonrasında hayata geçecek yatırımların ilimize ve bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi. Sayın seyirciler, Elazığ'da özel bir hastanede hemşire olan bir bayana hasta yakını ve öğretmen olduğu belirlenen bir kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Olay üzerine hemşire darp raporu alırken olaya karışanlar gözaltına alındı. Öte yandan kamu sağlık çalışanları Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş da yazılı bir açıklama yaparak yaşanan olayı kınadı. Olay özel bir hastanenin çocuk bölümünde meydana geldi. İddiaya göre İse ve ailesi rahatsızlanan çocuklarını hastaneye getirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğa hemşire Şeyma G. müdahale etti. Çocuğun yapılan damar yolunu çıkarmasıyla aile yakınları hemşireye küfür ederken öğretmen olduğu öğrenilen bir yakını da darp etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Hemşireyi darp ettiği ileri sürülen öğretmen ile bir yakını gözaltına alınırken darp raporu alan hemşire de şikayetçi oldu. Hemşire Şeyma G. yaşadığı olayı anlattı. Damar yolunu açıp tedavisini yaptıktan sonra çocuk çok hareketli olduğu için damar yolunu sıkıca sardık. Çocuk çok hareket ettiği için kolunu oynattı ve damar yolu şişmeye başladı. Biz de bunu fark ettiğimiz için makasla açmaya çalıştık. Gevşetip de canı yanmasın diye açmaya çalıştık. Çocuk o sırada damar yolunu çıkardı. Ailesi kolunun şiştiğini görünce serumu yere fırlatıp küfür etmeye başladılar. Beni odadan kovdular. Amcası olduğunu iddia eden şahıs üstüme saldırdı. Hem küfür etti hem de kolundan tutup kapıya fırlattı. Kapıya çarptıktan sonra yumruk attı. Sonrasından tekrardan aldı, kapıdan dışarı attı beni. Sonrasında küfür etmeye devam etti. Ben kendi deskime geçtikten sonra orada bulunan hastalar da rahatsız oldu. Bir tane hatta şehit ailesi vardı. 70 yaşındaki adama da küfür etti. Bayağı hakaretler edip onu da tehdit etti. Biz bitti sandık, hani sakinleşmesini bekledik. Ondan sonrasından tekrardan geldi. Tekrardan tehdit etti. Bu böyle bitmesin, hastane dışında da halledelim diye sözlü bir şekilde tekrardan tehditlerle ve argo sözlerinde bulundu. Öte yandan Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş olay sonrasında açıklama yaparak olayı kınadı. Karataş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bizi derinden yaralamaktadır. Sebebi ne olursa olsun böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini her zaman dile getiriyoruz. Yaşanan bu vahim hadiseyi de kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları bu tip olaylarda her zaman Kamu Sağlık Sen olarak yanlarındayız dedi. Sayın seyirciler, İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların 3. oturumunda gündem maddeleri ve önergeler görüşülmeye devam etti. Elazığ İl Özel İdaresi'nin İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları ile devam etti. İbrahim Şerbet'in meclis başkanlığına yürüttüğü toplantıların 3. oturumunda 3 gündem maddesi ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantılarda Baskır ilçesi Kuşsarayı Jandarma Karakolu'na bağlantı sağlanması amacıyla yol yapılması için öncelikli yol ağına alınması, Arıcak ilçesi Boz Çavuş köyünde kanalizasyon şebekesinin olmaması nedeniyle
Hazırlanan komisyon raporu ile yine aynı ilçe ve aynı köyün yolunun incelenmesiyle ilgili hazırlanan rapor görüşülerek karara bağlandı. Toplantılarda Kuşsarayı Jandarma Karakoluna bağlantı yolunun yol anına alınması maddesi görüşülürken kısa süreli tartışma yaşandı. Diyorum ki biz burada bir bütçe yaptık ve biz valiliğe bütçemizde bir onaylandı. Bizim şu anda fazla paramız yok zaten. 2800 metrelik alan yapılırken neresi yapılmayacak da o para buraya aktarılacak? Onu öğrenmek istiyorum. Yok öyle bir şey yok. Bu her gelen raporu biz yapın buna karar veriyorum. Yazıp gönderemez bir şey olur. Başka gönderiyor buraya. Neyin ne olduğunu iştahat yok, bilgi yok, bütçe yok. Ya neyse bak bir kişi konuşmasın. İşin karıştırmayalım Osman abi. Şöyle diyeyim Osman Bey daha doğrusu. Yani bunu şey yapmaya gerek yok. Burada elimizde rapor var. Bu demek ihtiyaç. Burası da bir emniyet. Yani jandarma, devlete ait zorunlu olan bir yer. Biz o köyüne gelip senin yolu yapmayacağız, o para buraya aktarılır diye. İptal eden yer neresi? Çünkü bizim 7-3 yıllık paramız var. Yani bu her seferinde geliyor, onaylıyoruz, bir yapılıyor bir defa. O plana dahil olmuyordu o sayı başına. Tamam bu maddeyi o zaman şey yapalım, genel sekreter bir açıklama yapsın. Buyur. Siz arayın başkanım. Buyur. Bununla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapayım. Yazıldığı gibi yol ağına alınması, yol ağında yok. Burası Yunan'da alınmasıyla ilgili bir şey karar. Yolun yapılmasıyla ilgili değil. Nereye çıkaracaksınız daha? Hayır bir yere çıkarmıyoruz. Yol ağına alınır. Baskin programına girer. Baskin programına alınır. 2020. Yani bu yol ağına alınma olayı. Burada yol yapma işlemi yok zaten. Bir yolun yapılabilmesi için ilk önce o yolu yol ağına alacaksınız. Ondan sonra program alacaksınız. Yani biliyorum. Yol ağına diyoruz. Yol ağına alınmasıyla ilgili. Peki orası şunu söyleyeyim. Yol ağına aldınız. Evet. Yarın burası yapıldı. Bir dahaki 2020 bütçesine gelmeden yapılırsa bunun hesabını nasıl vereceğiz? Ben onu bir anlatayım. 2020 bütçesine alınması için şu anda hayır, yok. Bir şey yok. 2020 bütçesi yok. Yılan alınması var. Ertuğrul Bey. Ama 2020 yılında yok burada. 2020 yılında kendi bilgilerimizi meclise sunmak konumundayız. Biz bu sunumu yaparken siz karıştırmayın ismimi zikrederek karıştırmayın dediniz. Bu karıştırma yığın kelimesinin burada açıklanmasını, izahını istiyorum. Yoksa bu artık bir gelenek haline mi gelmek isteniyor? Buradaki bir sıkıntıları, baskıları biz görüyoruz. Hem idare bakımından ki sizin öyle bir üslup şeyiniz olmadı. Ben suçlisan olarak kabul ediyorum bunu. Sonra bu karıştırma kelimesi meclisin içerisinde bir özür bekliyorum başkanım. Ben karıştırmak için değil, hizmet için eksik gördüğümüz şeylerde itiraz ediyoruz, soru soruyoruz. Siz bize böyle bir hitaptan bulundunuz. Bunu meclise açıklayın. Neden böyle bir şey gereğinde bulundunuz? Bunu açıklayın. Meclisin huzurunun sağlanması tamamen başkanın inisiyatifindedir. Burada hatibin biri söz aldığı zaman bir başka üyenin müdahalesi burada huzur bozucu olarak algılıyorum. Disiplinin bozulmaması için söz alan hatibe hepimiz saygı davranmamız lazım, konuşulmaması lazım. Burada Aytunç Bey konuşurken siz de orada müdahale edince ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Tamam bunda tabii ki bir üslup hatası olabilir, ben özür diliyorum. Fakat bundan sonra da bu gibi konulara riayet edelim. Sayın seyirciler, bu yıl suyun bol olması sonrasında fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla Keban Barajı'ndaki dolu savağın kapakları açılmıştı biliyorsunuz ve kapakların açılması sonrasında da Elazığ Belediyesi'ne ait su kuyuları da sular altında kalmıştı ve Elazığ şehir merkezindeki mahallelerde sık sık su kesintisi meydana geliyordu. İşte bu kesintilerle ilgili olarak Elazığ Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı ve biraz daha bu su kesintilerinin devam edeceği ifade edildi. Ancak sorunun çözümü noktasında çalışmalarında hızlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi. Elazığ Belediyesi su kesintileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Keban Baraj Gölü Havzası'nda bulunan su kuyularının
su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kullanılmamasından ötürü bazı mahallelerde kısmi su kesintilerinin yaşanabileceği bildirildi. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli tüm çalışmalarının süratle başlatıldığı ve yeni su kuyularının açıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Elisa'da kullanılan suyun tamamı derin su kuyularından gelmektedir. Elisa Belediyesi'ne ait su kuyularının 18 tanesi Keban Baraj Gölü Havzası'nda yer aldığı için havzada su seviyesinin yükselmesiyle birlikte su kuyularından su pompalanamamaktadır. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'nun DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan'la yaptığı görüşmede baraj kapaklarının açılması istenmiş, olumlu karşılanan bu talebin ardından 3 adet baraj kapağı açılarak su seviyesinin düşürülmesi sağlanmıştır. Ancak ilerleyen günlerde Muş, Tunceli, Bingöl ve Elisa'daki barajlardan Keban Baraj Gölü Havzası'na su akışının yeniden artması sebebiyle baraj kapaklarının 3'ünün daha açılması istenmiş, havzadaki su miktarının buna rağmen düşmediği görülmüştür denildi. Ayrıca açıklamada Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından baraj havzasındaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte 8 yeni su kuyusu açılmış, 2 yeni su kuyusunun da çalışmalarına dün itibariyle başlanmıştır. Doğal olaylar ve su tüketiminin artması sebebiyle yaşanan kısmi su kesintilerinin asgari seviyeye indirilmesi için yeni kaynaklar oluşturulacağını belirtir, yaşanan aksaklıktan ötürü tüm vatandaşlarımızdan özür dileriz ifadelerine yer verildi. Sayın seyirciler, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonrasında mezuniyet töreni yapıldı. Türk tarihinin ikinci, Cumhuriyet'in ise birinci veteriner fakültesi olarak kurulan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 45. döneminde 113 mezun vardı. Veteriner Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Fırat Üniversitesi Kültür Park'ta yapıldı. Düzenlenen mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Saadettin Tan Yıldız'ı, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sadık Yılmaz, Fırat Üniversitesi yöneticileri, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Geleceğin hekimleri önce yemin etti, ardından keplerini fırlattı. Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım, şeref sözü verir. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sadık Yılmaz, fakültenin bugüne kadarki mezun sayısının 4486 olduğunu, bu yıl verilen mezunlarla birlikte toplam 4599 veteriner hekim mezun ettiklerini söyledi. Fakültemiz bu yıl 113 mezunla 45. dönem mezunlarını vermektedir. Fakültemizin bugüne kadarki mezun sayısı 4486'dır. Bu yıl verilen mezunlarla birlikte toplam 4599 veteriner hekim mezun edilmiştir. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ ise hangi meslek olursa olsun her mesleğin kutsal olduğunu belirterek her mesleğin kutsallığı o mesleği icra eden insanın mesleğini gerektiği şartlarını yerine getiriyorsa bence en güzel vatanperver odur dedi. Meslek kutsaldır. Her mesleğin kutsallığı o mesleği icra eden insanın o mesleğin gerektiği şartlarını yerine getiriyorsa bence en güzel, en iyi vatanperver odur, en büyük insan odur, en hayırlı insan odur. İnsanla mesleğini en güzel şekilde gereğini icra ederek yapan insan, insanla en hayırlı insan olur diye düşünüyorum. Gerçekten hepimizin bu şekilde düşünmesi lazım, görevlerimizi yapmamız lazım. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, akademisyeniyle, laboratuvarıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle, öğretmeniyle bu felsefede olmamız lazım. Evet doğru, geçmişte güzel medeniyetler kurduk. Orta Asya'dan gelerek ta Balkanlara şanlı medeniyetimizin bayrağını dalgalandırdık ve şu anda ciddi eserlerimizle şu anda gurur duyuyoruz. Ama devamını getirmemiz bizlere bağlı. Aynı şuur ve aynı ruhla devam edersek inşallah gencimizin dediği gibi yine geleceğin Harzem İbn Sinaları,
Mevlanaları, Yunusları yetişir diye temin ediyorum. Tören başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Ve kerevit. Sayın seyirciler, kerevit aslında bizim toplumumuzda çok fazla tüketilmeyen ama özellikle başka ülkelerde çokça tüketilen bir su ürünleri arasında yer alan bir tür. Ve özellikle tatlı sularda yetişiyor. Elazığ'da da kerevit avı Ağın ilçesinde yapılıyor. Ağın'daki baraj gölünde bu ürünün avı yapılıyor. Ve aynı zamanda Ağın biliyorsunuz Fırat'ın saklı cennetlerinden bir tanesi. İşte kerevitin hem il hem de ülke ekonomisine katkılarının da olduğu gerekçesiyle kerevit yolculuğu projesi için imzalar atıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Ağın Belediyesi, Ağın İlçe Tarım Müdürlüğü ve Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü arasında Ağın'da kerevit yolculuğu projesi için protokol imzalandı. Proje kapsamında Ağın'daki kerevit varlığının korunup artırılarak ilçenin kerevitten yapılan yöresel yemeklerini markalaştırıp turizme kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca Ağın Belediyesi'ne ait ve atıl halde bulunan bir feribotun onarılıp ardından tekne restoran olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Öte yandan tekne restoranın kerevit yemekleri ve alternatif balık yemeklerinin gastronomi turizmine kazandırılarak ilçedeki kadınlar tarafından işletilip turizmin gelişmesine katkı sağlaması da hedefleniyor. Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayacak projenin kooperatif modeliyle sürdürülmesi planlanıyor. Sayın seyirciler, İbn Sina Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Fuarda öğrenciler hazırladıkları projeleri misafirlerine tanıttı. İbn Sina Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Açılan fuara il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim Bir Sen Başkanı İbrahim Bahşi, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. İbn Sina Ortaokulu Müdürü Figen Çimen Altınışık, açılışı yapılacak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın önemine değinerek bilgi verdi. TÜBİTAK'ın desteğiyle okulumuzda ikincisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeyi istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. İşte bizler de İbn Sina Ortaokulu olarak bu yıl okulumuza gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızda 17 araştırma, 7 tasarım, 3 inceleme olmak üzere toplamda 27 projeyi sizlere sunacağız. Bu projeler sayesinde öğrencilerimize bilgiyi yerinde transfer etme ekosistemi oluşturmaya gayret ettik. Önce öğrenciler oynadıkları oyunlarla renkli görüntüler sergilediler. Ardından fuarın açılışı yapılarak genç mucitler projelerini tanıttı. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Okul Cami Projesi buluşmalarının projesinin bu dönemki finali yapıldı. İzzetpaşa Camii'nde bir araya gelen öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü ve Müftü Yardımcısı tarafından tavsiyelerle dönemi sonlandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından başlatılan Okul Cami Buluşması projesinin finali yapıldı.
İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen programa Şehit Önder Pınar Ortaokulu'ndan gelen öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç ve öğretmenler katıldı. Sayın Müdürüm. Sayın Müdürüm, öğrencilerimize camiyle... Eğitimin sadece fen, matematik gibi derslerden olmadığını belirten Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç, dini bilimlerin de fen ve sosyal bilimlerle paralelinde verilmesi gerektiğini ifade etti. Biz ne zaman ki mektep ile medreseyi, fen ile Kur'an'ı birlikte çocuklarımıza, neslimize öğretirsek, inanıyorum ki o zaman önümüzde bu anlamda hiçbir şey, hiçbir engel duramayacak ve kalmayacak. Zaman zaman bu anlamda bir takım ihmaller olmuştur. Fakat onları kendi içerisinde değerlendirip orada bırakarak geleceğe bakmamız lazım. Bu yeni nesli buna göre inşa etmemiz lazım. Bizim için erdemli gençlik, ahlaklı gençlik, iyi insan, iyi vatandaş ve iyi Müslümana ihtiyacımız var. Bunu da şuna inanıyoruz, eğitimsiz bunların hiçbirinin olması mümkün değil. Okul cami buluşmasının 3 yıldır devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Feyzi Gürtürk, camilerin sosyal ve kültürel anlamdaki önemine değindi. Artık okulumuz 14 Haziran itibariyle bitmiş oluyor. Sevinçli bir şekilde camilerimize Kur'an öğrenmek için, temel dini bilgileri öğrenmek için ve Peygamberimizin hayatını öğrenmek için mutlaka sizi camilerimize ve okullarda açtığımız yaz okullarına mutlaka gitmenizi sizden istiyoruz. Hem camilere gideceksiniz, hem yaz okullarımıza gideceksiniz, hem de oyun oynayacaksınız, akraba ziyaretleri yapacaksınız, diğer sosyal kültürel etkinlikleri, sportif etkinlikleri de birlikte yapacaksınız. Önemli olan bu okul cami buluşmalarında öğrendiklerimizi ve diğer din kültürü ve ahlak derslerinde de öğrendiklerimizi hayatınıza uygulamanız. Eğer öğrendiklerimiz talim ve terbiye, terbiye de veriyoruz, talim öğretme yani eğitim olarak, öğretim olarak alıyoruz. Öğrenme ve eğitim birlikte gerçekleşiyor. Eğer eğitimi gereği gibi alırsak öğrenme de onun sonucunu meydana getiriyor. Ve kaza haberleriyle devam ediyoruz akşam ajansına sayın seyirciler. Palu ilçesinde freni tutmayan gıda yüklü bir kamyonet devrildi. Kaza sonrasında sürücü yara almadan kurtuldu. Öte yandan Maden ilçesinde de bir tren kontrolsüz hem zemin geçitte hafif ticari araca çarptı ve kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Palu ilçesi Çeken Bağları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre RÇ idaresindeki 16BHC7 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonet freni boşalınca virajı alamayarak yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyonetteki gıda malzemeleri başka bir araca yüklenerek taşınırken güvenlik güçleri yolda tedbir aldı. Öte yandan Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyündeki elektrik arızası çalışmasından dönen Hakan Küçük idaresindeki 34FF0142 plakalı elektrik kurumuna ait hafif ticari araca, Maden ilçesinin Yonca Pınar Köyü mevkiindeki kontrolsüz hemzemin geçitte D22040 sefer sayılı Güney Ekspresi çarptı. Kazada araç yaklaşık 300 metre sürüklendi. Araçta sıkışan sürücü Hakan Küçük ile Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü, olay yerine çağrılan AFAD ve 112 acil servis ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Küçük, kaldırıldığı Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Yazar'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demiryolu aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Ve hırsızlık haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Elazığ'da gece yarısı iş alanına giren kimliği belirsiz bir kişi elindeki sopayla görevliyi dövüp 40 bin lira değerindeki 21 adet cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı. Olayın güvenlik ekiplerine ihbar edilmesi sonrasında Elazığ polisi güvenlik kameralarını inceledi ve şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Caddesi Eliler iş hanına giren kimliği belirsiz kişi elindeki sopayla önce görevliyi döverek etkisiz hale getirdi. Ardından da aynı sopayla cep telefonu satışı yapılan dükkanın camını kırıp içeri girdi. 40 bin lira değerinde 21 cep telefonunu kısa sürede alan zanlı olay yerinden kaçtı. Görevlinin haber verdiği telefonların çalındığı iş yerinin sahibi Onur Sekman olayın ardından polisi aradı. İhbar üzerine iş hanına gelen ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip parmak izi çalışması yapan polis, şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. Sayın seyirciler, Elazığ'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan efsanevi Ebabil kuşu ve İbibik kuşu Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Cip Mesri alanı yakınlarında vatandaşlar tarafından aşık alanda yaralı halde bulunan ebabil ve ibibik kuşlarına Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve bakım evi ekipleri sahip çıktı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler ağaçlar arasında yaralı halde buldukları ibibik ve ebabil kuşlarını büyük bir hassasiyetle alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve bakım evine götürdü. Kanatlarında kırık olduğu tespit edilen efsanevi kuşlar veteriner hekimlerce tedavi edildi. Bakım altına alınan kuşlar tedavilerini tamamlanmasının ardından doğal ortamlara bırakılacak. Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor ve sadece üremek için yere konuyor. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan ve pek çok dini hikayeye konu olan ve tüm canlı türlerinden kaçtıkları için nadiren görünen ebabil kuşlarının bolluk ve bereket getirdiklerine inanılıyor. Hazreti Süleyman'ın postacısı, aynı zamanda rehberlik eden, saçları ve uzun yay gagası ile dikkat çeken ibibik kuşu ise eşlerine bağlılıkları ile biliniyor. Sayın seyirciler, bugün Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ve bugün nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kurumlarda kalan çocuklara çocuk işçiliğiyle mücadeleye dikkat çekecek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, değişen ve gelişen dünya şartlarında özellikle savaşların, toplu katliamların, afetlerin sonucunda dünyanın birçok yerinde çocuk işçiliği yaşının 10 yaşına kadar düştüğünü söyleyerek düzenlenen etkinliğin önemine değindi. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. 2002 yılından beri Dünya Çalışma Örgütü tarafından uluslararası olarak kutlanan, toplumun dikkatini bu yöne çekmek için kutlanan bir gün. Öncelikle ben şahsım ve kurum adına siz kıymetli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Dünya dengelerinin bozulduğu, zulmün ve gözyaşının gerçekten haddi aştığı bir dönemde özellikle fiziki yönden 12-14 yaş grubu ve daha küçük çocukların özellikle ağır işlerde çalıştırılmaması adına fiziki ve psikolojik sağlıklarının o dönemde daha rahat bir şekilde yetişmeleri adına da farkındalık günü. Biz burada topluma genel mesajı şöyle vermeliyiz. Çocuklar yarınlarımızdır, çocuklar geleceğimizdir, çocuklar istikbalimizdir. Öncelikle imkanlar dahilinde çocuklarımızın mutlak surette lisenin sonuna kadar eğitimine devam etmesi
genel bir kabul gördü toplumda. Fakat zaman zaman istisna da olsa çocuk işçiliği noktasında toplumda bazı aksilikler olmaktadır. Burada da toplumun özellikle 14 yaş altı grubu ağır işlerde çalıştırılmaması yönünde de bir farkındalık olması adına bugün bu etkinliği yaptık. Ve bu görüntülerle bugünkü ajansımızı da noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bizler bu ekranda sizleri bekliyor olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar dilerken daha fazla haber için saatler 20'yi gösterdiğinde Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ni izlemeyi kaçırmayın diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.